Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün Ümit Bey'in yanına geldik misafir. Hoş geldiniz abi. Memnun oldum. Hoş bulduk ama... Her zaman beklerim abi. Biraz sesli konuşursan... Size canım feda Niyazi abi. Her zaman beklerim. Memnun oldum. Bu Ümit kardeşimiz 2 senelik horozcuymuş ama bana göre çok acemi bir horozcu. Yeni yeni horozculuğu öğrenecek bir şeyler. Bizi getirdi buraya sağ olsun. Alemdar Alabalık Çiftliği. Kuru Dere. Balık Çiftliği'ne geldik. Hikmet kardeşimle geldik. Horozların fındığını Ümit kardeşimiz bize temin edecek. Teşekkür ediyoruz. Ne demek abi, sana canım feda. Allah razı olsun. Şimdi biz de elimizden geldiğince bu Ümit Bey'i bu horozlu yapacağız bu sene nasip olursa. Evet arkadaşlar, ben de bir şey söyleyeyim. Evet buyur. Az önce de bir horoz yarkasım, ne diyorlar ona işte. Daha ötmemiş horoz getirdi Niyazi abim, teşekkür ediyorum. Daha önceden de ilk başladığımda da yine tavuk hediye etti. Damızlık'ta bir horoz hediye etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayelerinde biz de horozcu olacağız artık ilerleyen yıllarda. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah. Sana iyi çıkana kadar bir güzellikler yapacağız inşallah. İyisini elde ettireceğiz ama senin bakımlarını beğenmedik Ümit Bey. Şimdi doğru konuşalım, eğri oturalım, doğru konuşalım. Bunda kızmak, darılmak yok. Ondan dolayı kimse yerlerini biraz düzelteceksin, düzene sokacaksın. Kimse beğenmiyor abi, sadece siz değil. Yani bak şimdi. Evet arkadaşlar, bugün çok yağmur yağmış buraya. Balık şeylerini göstereceğim size ama alabalıklarımız bunların içinde. Çok yağmur yağdığından dolayı dağdan gelen yağmur suyu, aslında akan su beyaz akıyor oradan. Bayağı bir parlak ama suyumuz kızıl toprağı aldıktan sonra ne olmuş? Bayağı bir değişmiş. Tabii durulacak, şey yapacak ama güzel, lüks. Lüks değil ama lüksten daha güzel burası. Hava dar, orman. Gerçekten güzel bir yeri çiftlik açmış kardeşimiz. Çamdan eteklerinde abi. Mekan çamdan eteklerinde, çamdan suyla. Evet, mekan. Soğuk suyla yetişen alabalıklar çok lezzetli. Çamdan etekleriymiş burası. Evet abi. Evet. Merhaba. Hikmet kardeşim. Şimdi beraber geldik. Bu Ümit Bey horozcu olur mu olmaz mı senden? İnşallah olacak. Şu anda olmaz da. Neden olmaz? Şimdi bu biraz kıssın bize anlatırken. Olsun, önemli değil. Biz evet, doğruları konuşalım. O kendini biraz düzeltsin. Aslında güzel yerleri var. Ama kümeslerini güzel yerlere koymamış. Dışarıya koymuş. Evet, yani şimdi gittik gördük. İmkanı var. Çok güzel yerler gerçekten. Biraz sıkıntıdan dolayı şey yapmamış ama bu sene inşallah yapacak. Abi vakit ayıramıyorum. Ben Karas'ta oturuyorum, horozlar köyde. O zaman sıkıntı. Evet. O zaman sıkıntı. Evet. Evet arkadaşlar, sadece biz değiliz. Yani burada müşteri de var. Yani bayağı gelen giden var. Hizmet güzel gerçekten. Şimdi balığımızı yerken de yine devam edeceğiz. Yani bunu horozcu arkadaşlarla nasıl bir sohbet, horozculuk insanları nasıl birbirine kaynaştırıyor, ondan dolayı çekiyorum bu videoyu. Yani horoz gösterme amaçlı değil. Murat, şuradan şöyle şeye, oraya basmıyorsun. Şimdi Niyazi abi, ben kameraya çekeceğim hiç aklıma gelmedi. Tıraş olurdun yani. Vallahi tıraş olurdun. Ama ya, böyle daha yakışıklı, daha güzelsin. Olgun erkeğe benziyorsun bu şekilde. Ya sıkıntı yok. Yani insanın yüz değil, iç güzelliği önemli olan. Yani Allah razı olsun, geldik, ilgilendin. Ne demek abi? Sen horozculuk camiasında kancanın yeri, senin yerin. Ya var, bir sürü arkadaşlarım var. Hikmet abinin, Mourinho'nun yeri. Aklıma gelmiyor. Mesela bizim Seyhan var. Onun yeri yani ayrıdır. Allah razı olsun. Horozcuların hepsi iyidir de yani tabii ki kimisi daha özel oluyor. Mutlaka. Yani şimdi şöyle diyeyim ben size. Horozculukta nereye gidersen git bir kapın oluyor. Aynen öyle. Şimdi horozdan başlıyor ama dostluğu ilerletiyorsun.
ama adam adamsa, adam olmayanlar da var. Yani adam olmayanlar da var. Herkesten dost olmuyor maalesef. Bazı yerlerde çok görüyoruz. Menfaat bittiği zaman dostluk da bitiyor. Aynen öyle. Ben öyle bir dostluk istemiyorum yani ondan dolayı. Aynen öyle. Sen tam adresine geldin. Yani. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ya şimdi sen gelirken ne dedin? Ben olayım olmayayım. Arman burada. Aynen öyle. Dedim. Oradan da çekeriz. O ayrı. Ha, bunu Arman'dan da çekeriz. Evet. Abi şimdi... gösterdim bak. Yolda gelirken evet. Taze fındık orada. Kabuklu fındık harmanda. Harmana da gideceğiz şimdi. Sıkıntı yok abi. Allah bize vermiş. Paylaşınca derdi de paylaşacaksın. Üzüntüyü, sevinci, malı. Abi bu dünyada gelip geçeceğiz abi. Yaptığın iyilikler, güzellikler, dostluklar anlatılıyor. Gerisi evet. Boş abi. Gerisi bir çay. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki şimdi teşekkür ediyoruz. Durdur. Evet. Şu anda balıklarımız geliyor. Bakalım. Tereyağıyla mı pişmiş bunlar? Aynen. Evet. Tereyağıyla pişmiş balıklarımız. Mantarımız da var. Mantar geldi mi? Geldi. Mantarımız da evet geldi. Hizmet 10 numara. Teşekkür ederiz. Evet, burası Alemdar Alabalık Çiftliği. Güzel bir yer gerçekten. Balıkları da öyle ufak falan değil, büyük balık. Tereyağından pişirmiş. İsterseniz bunu peynirli, şey peynirli değil. Evet, kaşar peynirli de yapabiliyorlar yani. Mantarlı yapmışlar. Mantarlı, o mantar ayrı. Bunun özelliği daha şey. Evet, tarihi kütlen de suyu dolduruyor. İşte suyu böyle kaplarda içiyoruz. Biz plastiklerde içiyoruz. Evet, su da buz. Sağlıksız. Sağlıksız ama bu daha güzel. Tabii buz gibi de suyu da buz gibi yani. Ben az önce içtim. Evet, abi, biz şimdi balığımızı yiyeceğiz. Şimdilik bu kadar video yeter. Ümit Bey, teşekkür ediyoruz size. Abi afiyet olsun. Horozcu kardeşlerimize bir şey... söylemek ister misin son olarak? Tüm Horoz camiasına selam ve saygılar gönderiyorum Karasu'dan. Allah'a emanet olsunlar. Başka ne diyeyim? Horozlara diyorsun. Evet, güzellik yarışlarında birinciliği alsınlar diyorsun. Aynen. Peki, herkese teşekkürler. Hayırlı günler. Bize de afiyet olsun.